Yani sanat mekan ilişkisi benim için evlerle tanımlanmıyor aslında. Sokaklarla ve binalarla tanımlanan bir şey. Yani sokaklar bana her zaman bir şey anlatıyor. Binalar bana her zaman bir şey anlatıyor. İnsanların sokaktaki hali her zaman bana bir şey... Ben flanörüm galiba. İçin belirleyici olan mekanlara bakılırsa bunlardan biri İstiklal Caddesi, diğeri de Eskişehir. Eskişehir eşittir benim için çocukluk. Yani çocukluğun mutlu günleri. Yılmaz Büyükerşen hocamızın henüz üniversitenin başında olduğu, Eskişehir'in de şimdiki kadar ikonik bir hal almadığı, daha mütevazı bir Anadolu şehri olarak takıldığı ama yine de tatlı bir atmosferi olan bir şehirdi. Ve mutluyduk biz orada. Yani ailemin de mutlu olduğu zamanlardı. Henüz bir mutsuzluk sarmalına girmemiştik yani aile olarak. O Eskişehir'den çıktıktan sonra başladı çünkü. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi ve Adalar dolaylarında çocukluğum geçti. Porsuğa kaçırılan toplar, Gökdemir Apartmanı'nın arkasındaki şimdi park olan arsada futbol oynamak. Genellikle kaleci pozisyonundaydım. Şimdi Migros'un olduğu yerde Luna Park vardı. Hayatımda gittiğim ilk Luna Park oydu ki kardeşimle kaldığımız odanın penceresinden de zaten görünüyordu dönme dolap. Ondan önce de açık hava sinemasıymış zaten. Oyman Apartmanı'nda Doktorlar Caddesi'ndeki oturuyorlarmış annemle babam ben dünyaya geldiğimde. Ve teras katındaymışlar. Ve bunlar 20'li yaşlarda iki genç olarak o terastan açık hava sinemasını seyrederlermiş Porsuk'un karşı tarafındaki. Benim bebekliğimde yaşanan sahneler bunlar. Daha dün gibi hatırlarım. Düşünün artık. Eskişehir'den İstiklal Caddesi'ne geldiğim zaman tabii ki pek çok parametre benim için değişmişti. Taksim'den tünele kadar yürüdüğünde insanın sanat eğitimi alabildiği, kendisini geliştirebildiği, bir şeyleri görüp hayran olabildiği, ben de acaba böyle yapabilir miyim diye kendine sorular sorduğu bir hayat merkeziydi aslında. Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki hocam Sami Şekeroğlu'nun bir sözü vardır. Sadece İstanbul'da sanat okulu olabilir. Çünkü başka bir şehirde İstiklal Caddesi yok derdi. Bunun doğruluğunu hakikaten anlıyorum. Çünkü İstiklal Caddesi'nde yaşadığımız zamanlar bizim için sanat eğitiminin tamamlayıcı kısmıydı. Ve bu eğitim daha biz fark etmeden önce başlamıştı. İşte Kaktüs Kahvesi'ne girdiğin zaman orada gördüğün ünlü bir şair, Fransız Kültür Merkezi'ne girdiğin zaman orada seyrettiğin, başka yerde göremeyeceğin kısa filmler, Emek Sinemasına gittiğin zaman film festivaline tanık olmak, tepe başında yazarlarla karşılaşmak ve onları görmek için şimdiki gibi Fizan'a gitmek zorunda kalmamak, cadde ve o tramvayın iki tarafındaki yollar aslında sanat mekan ilişkisini benim kafamda en çok belirleyen şeylerdir. Tünelimizin gözde pasajlarından birindeyiz. Burası da hayatımızda yer etmiş olan mekanlardan bir tanesi. Kırmızı Kedi Kitap Evi'nin güzel burada dükkanı var görüyorsunuz. Görüyoruz yani. Kırmızı Kedi bir kitap yayın evinden benim bir kitabım çıkmıştı. Burada da bir kitap kokteyli olmuştu. Haluk hep konu sormuştum hatta. Ne güzel bir yer seçmişsiniz kitap kokteyli için diye. Kardeşim burası bizim zaten dedi. Meğerse bütün bina Haluk'a aitmiş. Sağ olsun Kırmızı Kedi'ye yatırım yapmış sayesinde. Biz de bir sürü güzel kitap okumuş olduk. Burası benim üniversite yıllarımdan beri aynı kalan, değişmeyen ve hayatını sürdüren nadir mekanlardan bir tanesi. Haftada bir gün Beyoğlu'na bir işimi düşürüp geliyorum burada ve İstanbul'la burada barışıyorum diye. Bu barışma işlemlerinin bir kısmı da burada gerçekleşiyor genellikle. Kafelerde çalışmayı seviyorum ben. Hatta diyebilirim ki özellikle roman yazarken mesaimin çoğu kafelerde geçiyor. İstiklal Caddesi'nde tercih ettiğim yerde burası, Urban. Masalardan birine oturuyorum. Çay ya da biramı içerek yazmaya başlıyorum. Genellikle birkaç saatlik bir disiplinim oluyor dışarıda çalışırken ama burası kendimi rahat hissettiğim bir yer. Benim için bir yazma mekanı diyebilirim yani. Bir taraftan istiyorum ki gelip geçenlere bakayım, etrafımda bir hareket olsun. Fakat kulağımda kulaklıklarımla yazdığım şeye en uygun müziği dinleyerek çalışmak da benim çok hoşuma gidiyor. Yani evde kendi kendime çalışmaktan daha çok zevk aldığım bir şey. Her semtte böyle kafelerim var. Gidip çalıştığım. Sonuçta bilgisayarım ve kulaklığım yanındaysa
Bana her yer Eskişehir yani. İstiklal Caddesi baştan sona kadar bir şiirdir. Yani sokakta yürürsün ve karşından Küçük İskender gelir. Onunla selamlaşırsın. Kaktüs kahvesine girersin Dağ Galatasaray'a doğru. Bir bakarsın içeride İlhan Berk şiir yazıyor. Kanat Atkaya gazete yazısını yetiştirmeye çalışıyor. Fransız Kültür Merkezi vardır Taksim'e doğru. Belki onun da önünden geçeriz. Bakarsın merdivenlerden Fazıl Işın dağlarca iniyor aşağıya. Yani böyle Paris'in Montmartre gibi bir ortam vardı burada. Yani bohemi, şehrin genç boheminin bir araya geldiği ve birbirleriyle etkileştikleri bir yerdi. Sokak müzisyenlerine falan hiç saymıyorum tabii ki. Tabii Pera'nın tarihsel önemi de bu. Yani o da uzun bir hikaye ama zaten biliniyor. Batı'ya açılan penceresi her zaman olmuş Türkiye'nin ve Osmanlı'nın. İstiklal'e ilk geldiğimizde ben 11 yaşında falandım. Beni yatılı okula bırakmışlardı annemle babam. Trafiği açık o zaman İstiklal Caddesi. Yaşı yetenler hatırlar. Pavyonlar zamanı. Yani Zekalar Seyli Metin Akpınar'ın Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu müzikalini buradan yola çıkarak yaptıkları zamanlar. Pavyonlar var genelde böyle büyük bir pavyon kültürü var. İşte seks işçisi, fahişe kızlar sokaklarda dolanıyorlar, kaldırımlarda kendilerini görebiliyorsun. Belalı bir yer. Yani tarla başındaki o bıçkın ortam buraya da sık sık sirayet ediyor. Rahmetli annemle babam beni okula bıraktıktan sonra bir şeyler yemek için dışarı çıkmışlar. Annem ortama bir bakmış, babama dönüp demiş ki, Ömer biz çocuğu nereye bıraktık? 11 yaşında bir çocuğu gelip öyle bir ortama bırakıyorsun. Ve diyorsun ki hadi burada büyüyeceksin. Doğaya salmışlar beni yani. Ama ben bundan şikayetçi olmadım. Dediğim gibi o dönem öyleydi. Sonra burası trafiğe kapandı. Beyoğlu Güzelleştirme Derneği tarafından o kültür sanat merkezi olan İstiklal Caddesi'ne dönüştürüldü. Ve biz onun içinde ondan beslenerek büyüdük. Gitar çalmayı, şarkı yapmayı burada öğrendik. Şiir yazmayı burada öğrendik. Kitap okumayı, müzik dinlemeyi, aşık olmayı, kız peşinde koşmayı, kavgadan kaçmayı, kavga etmek kadar burada öğrendik. Yani müfredatımız burasıydı diyebilirim. Geldik mi mektebe? Galatasaray Lisesi. Ben 1984'te girdim buraya. 1993'te çıkabildim. Zaten 8 sene sürüyordu eğitim. Ben de bir sene çaktığım için sınıfta 9 yıl oldu. Şikayetçi değilim çünkü kişiliğimin oluşmasında, yani sanata bakışımın oluşmasında çok önem taşıyan bir yer. En parlak dönemlerini yaşamıyordu bizim zamanımızda. Sonradan yeniden parladı Galatasaray Lisesi ama gene içinde o ruh devam ediyordu sonuçta. İlk defa elime gitar alıp 3 tane akor öğrenip onlarla beste yapmaya kalktığım yer buranın müzik koluydu. İşte gece yatakhanede soğuktan titreyerek Turgut Uyar şiirleri okuduğum ve şiir yazmaya çalıştığım yer de burasıydı. İlk defa bir kıza çıkma burada teklif ettim. İlk defa reddedildim. İlk defa bir kız bana burada çıkma teklif etti. Ben hemen kabul ettim. Gibi şeyler oldu. Şu gördüğümüz parmaklıklar da geceleri üzerinden atlayıp Çiçek Pasajı'na bira içmeye gittiğimiz parmaklıklar. Herkesin oradan atlamak için ayrı bir yöntemi vardı. Vücudumuz daha elastik olduğu için bunu başarabiliyorduk. Şimdi yapabileceğinden hiç emin değilim. Ama böyle özel günlerde falan izin veriyorlar. İçeri giriyorsun, kendini gene 13 yaşında hissediyorsun girdiğinde. Hep öyle olur ya. Yani koridorlarında büyüdüm buranın diyebilirim aslında. Biraz melankolik bir büyümeydi. Çünkü ailenden 400 kilometre uzakta bir parasız yatılısın. Böyle 8 metre tavanları olan 200 yıllık bir binanın içerisindesin falan. Üstelik İstanbullu da değilsin. Eskişehir'den kopup gelmişsin buraya. Daimi yatılı olmuşsun. Ama şöyle de bir şey var. Belki de ondan kaynaklanıyor. Ben İstanbul'dan çok yoruluyorum. Yani yaşımdan dolayı İstanbul'dan yorulduğum ve bıktığım çok oluyor. Gideceğim buralardan, yerleşeceğim bir sahil kasabasına
klişesine girdiğim çok oluyor. Fakat ne zaman İstanbul'da barışmak istesem İstiklal Caddesi'ne geliyorum. Mesela şimdi burada zaman geçiriyoruz ya, ben İstanbul'la barışıyorum şu anda. Haftada bir günde mutlaka bir iş yaratıp kendimi buraya getiriyorum. İş icabı geldim demek için. Ve günü burada geçiriyorum. Yani bir yerde oturuyorum, çalışıyorum, boş boş yürüyorum. İşte müzik mağazalarına bakıyorum, kitapçılara takılıyorum, etrafa bakıyorum falan. Ve bu benim en azından bir süre İstanbul'la barışık kalmamı sağlıyor. Tekrar aramız bozulmaya başladığı zaman tekrar buraya geliyorum. Yani benim için böyle bir sağaltıcı ve İstanbul'la arama bulucu bir yerdir İstiklal Caddesi. Hatta kız arkadaşım, sevgilim diyor ki, bence Beyoğlu senin dayın dedi. Herkesin bir serseri dayısı vardır. Senin serseri dayın da Beyoğlu. Hayır diyemedim yani. Yüksek kaldırım hayatımızda önemli yeri olan bir yerdir. Çünkü tahmin ettiğiniz sebeple değil. Müzik dükkanları olduğu için geleneksel olarak sağlı sollu enstrüman satan mağazalar sıralanmıştır. Biz de İstiklal Caddesi'nde sürterken parasız ergenler olarak yüksek kaldırıma gider. Evet, gördük işte Fender'lere, Gibson'lara, Yamaha'lara böyle ağzımızın suyu akarak bakardık. Bir gün paramız olacak da bu gitarları alabilecek miyiz acaba diye. Arada bir tel almaya giderdik, nota almaya giderdik. Şimdiki gibi internetten nota bulmak imkanı olmadığı için. Bazen ders almaya giderdik, gitar dersleri gibi. Şimdi de hala gidiyorum. Yani genellikle enstrümanlarımı ya da ekipmanlarımı almak için yüksek kaldırımdayım genellikle. Lütiye doğru da, hani gitarımı tamire verdiğim yer de orası. Eskişehir ile İstiklal Caddesi'nin karışımı bana güzel geliyor. Eskişehir aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalindeki şehir. Yani işte Kocatepe'den Anadolu'ya baktığı zaman nasıl bir Türkiye hayal etmişse Eskişehir işte o şehir. Zaten Yılmaz Büyükerşen bilinçli olarak bu şehri yaratmaya çalışmış. Yani bunu amaç edilmiş kendisine ve de olmuş. Yani Türkiye Eskişehir olmalı bence ya da İstiklal Caddesi olmalı ya da İstiklal Caddesi ile Eskişehir'in karışımı bir yer benim hayalimdeki Türkiye. Dolayısıyla da ikisine de benziyor olmaktan dolayı çok mutluyum. İnsan yaşadığı yere, yaşamış olduğu yerlere, büyümüş olduğu yerlere, hala büyümekte olduğu yerlere, hayatı ve kadınları öğrendiği ve öğrenmekte olduğu yerlere benziyor. İstiklal Caddesi de benim için hayatı öğrenmeye devam ettiğim sokakların yeri. En önemsiz görünen ya da gözden kaçmış sokağında bile mutlaka saçma bir anım vardır yani. Çünkü bir de internet öncesi devirde büyüdüğümüz için cep telefonun yok, internetin yok, bilgisayarın yok, televizyon kanalların yok, Wi-Fi'nin yok. Dolayısıyla kendini eğlemek için sürekli abuk sabuk bir şeyler yaratmak zorundasın. Ve İstiklal Caddesi bizim için bütün bunların yerine geçiyordu belki de. Bak beğendim bu şeyi. bu benzetmeyi beğenmiş olabilirim. Yani hem internetimiz, hem cep telefonumuz, hem Wi-Fi'ımız, hem de binlerce televizyon kanalımızdı bizim. Bu analojiyi bir yere not edelim lütfen. İleride telif hakkı isteyebilirim kullananlardan çünkü. Bütün bunların yerine geç, şaka bir yana. Bütün bunları aslında yerine geçerek bizi büyüttü, yetiştirdi, bazen kolladı, bazen başımızı belaya soktu. İstiklal Caddesi'ne gelip mekanlarla ilişki kurduğum zaman biliyorum ki yazacağım bir şarkının, şiirin ya da romanın malzemesini toplamaktayım. Bunu çaktırmadan enjekte ediyor bana ama bir şekilde ediyor. Hiç beni ihmal etmiyor yani. Diyor ki bu herif buraya geldi şimdi, akşam oturup bir şeyler yazacak. Hadi ona bugün yeni bir şeyler göstereyim. Sağ olsun bundan hiç vazgeçmiyor.
Fakat şunu unutmamak lazım ki İstiklal Caddesi şişede durduğu gibi durmaz. Yani dikkatli içeceksiniz birincisi. İkincisi de hiçbir zaman aynı kalmaz. Her zaman bir akış halindedir. Ve bugünü yarınını aslında tutmaz. Edip Cansever insan yaşadığı yere benzer demiş. Bu benim için söz konusu olduğunda aklıma üstadımız Teoman'ın 2010 yılında söylediği bir söz geliyor. Demiş ki üstad, İstanbul deyince aklıma Beyoğlu geliyor. Dolayısıyla Galatasaray Lisesi'nden mezun. Çok çalışkan değil ama eğlenceli biri. Hafif bıçkın, kültürlü ama entelektüel değil. İşte ben.